Sevgili seyirciler, 500 hanelik köy 6 gündür mahsur. Gürgentepe'nin Tepeköy mahallesi 6 gündür yolların açılmasını bekliyor. Karın 1 metreyi aştığı köyde elektrik ve su sorunu da yaşanıyor. Eğer yollar açılmazsa öğrencilerin okula gitme ihtimali yok çünkü öğrenciler taşımalı sistemle okula gidiyor. Gürgentepe'nin Tepeköy mahallesi 6 gündür yolların açılmasını bekliyor. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu köyün dünya ile iletişimi kesik durumda. Hastalar hastaneye gidemiyor, hayvanlarının yemi bitenler yem alamıyor. Köyde hayat 6 gündür durmuş durumda. Köy sakinleri yetkililerden yolların açılması için talepte bulunmuş. Cumartesi günü il özel idaresi köye bir tane iş makinesi göndermiş. Ancak operatörün keyfi tutumu yüzünden yollar açılmamış. İş makinesi operatörü saat 15'te mesain bitti diyerek çalışma alanını terk etmiş. Bölgede yaşayan servis şoförü Serdar Kılıç'ın anlatmasına göre sorumlu kişi mazot bittiği için yarım kaldı ifadesini kullanmış. Yani özürü kabahatinden fazla deyiminin denk düştüğü bir savunma. Tepeköy köyü mağdur ediliyor. Dün bölgemize gönderilen kepçe akşam saat 15 sıralarında benim mesaim bitti diye bölgeyi bırakıp gitti. Buradan arkadaşlarımız şefi aradı, bölge şefini. Şef mazotu bitmiştir. Onun için gelmiş diyor. Buradan soruyorum, mazot bittiyse neden takviye mazot gelmiyor da kepçe buradan Gürgentepe'ye çağrılıyor? İl özel idaresinin kepçesi. Biz belediyeye bağlı değiliz. Biz köy olarak özel idareye bağlıyız. Özel idarenin kepçesi dün geldi ama yukarıda bir mahalleyi açtı, geri gitti. Mesain bitti demiş. Orada arkadaşlara soruyorum ben. Mesain bitti, ben gidiyorum demiş. Bunlar hepsi oyun. Zaten sadece 500 haneli köyü mağdur ediyorlar. Tam 6 gündür yolumuz kapalı. Neden kapalı? Niye açılmıyor? Köyümüze sahip çıkan yok. Köyümüz kaderiyle oynanıyor. Ne azası ne muhtarı sahip çıkıyor. Böyle devam ederse köyümüz göç vermeye başlayacak. 6 gün yolu kapalı bir köyde daha ne bekliyor bu siyasi partiler? Hayvanların yiyecekleri olmayanlar var. Evinde ekmeği olmayanlar var. Hastaları olanlar var. Neden böyle oluyor bilmiyorum. En son hizmeti bizim köye geliyor. Bütün yollar açılıyor en son gün. Halen şu an halen kapalı. Yani mağdur durumda bekliyoruz. Tepeköy'de şu an 1 metreye olmak üzere 91 metre, yani az daha yükseklerde daha fazla 1 metre var. Serdar Kılıç köyde elektrik ve suların da sorun olduğunu, okulların kapalı kaldığını söylerken eğer yollar açılmazsa pazartesi de öğrencilerin okula gitme ihtimali yok diyor. Köyümüzün elektrikleri gidip geliyor. Yani ağaç direkleri var. Kardan dolayı bazen yıkılıyor. Onları da köylüler tamir etmeye çalışıyor. Su durumu köye bu su projesinden boru döşendi. Köyde projesinden. Bu suyu dereden bağladılar. Derenin suyunu iptal ettiler. Şu an susuzluk çekiyor köy. Sadece bu özel kendi suları olan vatandaşların suyu var. Diğer köylüler de onlardan yani ihtiyaçları gidermeye çalışıyorlar. Su durumu da yok yani, köyün su durumu da yok. Köyümüzde 3 tane servis var. Köyümüzde 2 tane okul var. Bir tanesi açık. O açık okulda 12 tane öğrenci var. Öğrenciler 6 gündür okula gitmiyor. Okullar tatildi. Ama yok yani. Yarın da, bugün de açılmazsa yarın da gidemeyecek büyük ihtimal. Yollarımızın açılmasını istiyoruz. Köyümüzle ilgilenmesini istiyoruz. Büyükşehir olduk. Büyükşehir Belediyesi'nin de bundan sonra ilgilenmesini istiyoruz. Yani hizmet istiyoruz biz.